ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Dediğim gibi iki video öncesinden nakit bir harcayacağız demiştik. Evet, bunu harcamanın zamanı geldi. Tam 99 tane nakit bir bilet harcayacağız arkadaşlar. Alacağım şeyler çok değişik olacak. Bu arada ben özel yanma kutusu açtım arkadaşlar. Birkaç tane açtım. Şunu çıkarabildim set olarak. Gerçi birkaç tane daha çıktı. Onu attım. O sağ sol olarak çıktı. Böyle değil. Şimdi bununla ilgili bir video gelecek arkadaşlar. Oyun videosu. Şu bizim şeyden biri girdiği anda, yani toplu çekeceğiz de aslında bizden biri lazım buna mutlaka. Akşam gireceğiz diyorlar. Bilmiyorum videosu ne zaman gelir, oyun videosu. Ama gerçekten arkadaşlar bir şeyi fark ettim ki dövme güzel. Süper bir dövme. Hem insan şeyi açısından hem de saldırı falan bana göre güzel arkadaşlar. Takım oldu mu yani güzel oluyor. Böyle ayrı ayrı ben şunu bir envantere atak arkadaşlar. Bakın 4, 3, 9 günlük. Şimdi atalım. Nakit şey harcamaya geçmeden önce şöyle ben bir şey göstereyim. Ben arkadaşlar güç çant dövme. Ben dövmeyi şöyle karışık kullanıyordum. Şu. O zaman tek bu vardı. Bu buna bağlıyordum. Pek güçlü bir şey çıkmadı. Şimdi bakın arkadaşlar, üçünü bağlayınca böyle daha güzel oldu. Şuralar yükseldi. Şuralardan birer puan düştü. Bunlar da pek önemli bir şey değil. Zaten kendisinin atağı veriyor. Sinsi atak saldırısını veriyor. Bu onlarla alakalı bir şey zaten. Şöyleydi. Şunu alalım. Bir de bunu alalım. Bakın benim şey böyleydi. 34, 34, 33, 34, 47, 57. Şimdi bunu takıyorum. Şurada 2 puan düşmüş arkadaşlar ama buralar birer puan yükseldi. Zaten en güçlü, zaten önemli olan arkadaşlar kurtun savunması. Saldırı açısından bir yandan en önemlisi bu. Savunma önemli. 11 gün, 16 gün, 10 gün. Daha gerçi bizim 660 tane daha var arkadaşlar. İnşallah onlardan da çıkartırız. Bunun birini şeyle yapacağım arkadaşlar. Açılış, yani çekiliş videosu gelecek bununla ilgili bir şey dağıttıktan sonra. Birkaç tane orada açarız. Gerisini ben kendim açarım. Amazon kutusu 960 tane de lima kutusu var. Bunları da aldıydık. Önce videodan gösterdiydim. 400 tane bundan var. 700 tane de bundan var. Şimdi bunları yavaş yavaş her şey yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Ama bundan sonraki video şununla ilgili gelebilir diyorum ben. Çünkü bu dövmeden bunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu dövme kaç kere çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkacaksa da envantere atıp kullanmak amacıyla sırf bunu açacağım. Yani videodan sonra hatta ben birazcık daha düşürürüm. 660 tane var. Ben videoda 150 tane açarım. Ya da en fazla 200 tane açarım arkadaşlar. Çünkü video uzun sürmesin. Ya da 170 diyelim ya. Nasıl yapalım ki onu? 160 mı yapalım? Şimdi arkadaşlar burada ne kadar var? 660 tane mi? Ben 500 tanesini kendim açayım. 160 kalan da 160 kalan da şey yaparız. Ya da 200. Neyse ben onu ayarlayacağım arkadaşlar. Bunu bir sallayın gitsin şimdi. Bu bittikten sonra arkadaşlar şunu da bir bitirelim arkadaşlar. Gereksiz buluyorum. Bunu kaldıracağım yoksa atacağım. Sinir etti beni bu şey. Bunda işime yarayan hiçbir şey yok arkadaşlar galiba. Bakayım bir. Yaramaz. Bu da yaramaz. Şu pompalı yarıyor tek. Manyeto var ama kullanmıyorum. Yaramaz. Diriliş. Bunlar da yaramaz. Şurada sadece en fazla 2 tane, bilemedin 3 tane şey işime yarıyor. Bunlarda yarayan çok var da bunlar at gitsin diyeceğim de şimdi. Şu dursun, bunu da ayrı bir haykım şey için kullanacağım. O dursun şimdi bir. Şunu açacağım. Şu bittikçe şunu açıyorum arkadaşlar. Çünkü bu 50-100 tane veriyor. Buradan nakitli şey çıkarıyorum. FT. O yüzden. Şununla arkadaşlar bunu açtım mı?
Bununla ilgili bir açılış videosu gelir de bu ne zaman gelir bilmiyorum. Hedefimizde arkadaşlar ilk önce bu bitecek. Sonra bu bitecek. Hatta bunu videoya atmam, belki kendim de açarım. Ben sadece bitecek anlamda söyleyeyim. Bunu söyledik, yukarıdaki söyledik. Sonra şu GP vereni açacağız arkadaşlar. Şu GP'lere ihtiyaç var. Arkadaşlar şu yıldız olayını hala anlayamadım dediydim ama ben şey aklıma geldi şu an. Dün GP bastıydım akşam arkadaşlar. Acaba ondan mı oldu? Ama bakımda anlaşılacak. Zaten demiştim bununla ilgili bir şey demiştim. İki video hangi videoda demiştim? Hediye dağıtımında demiştim ki şey göndereceğim. İsim değiştirme göndereceğim demiştim. Hala da sözümde duruyorum arkadaşlar. Göndereceğim. Ama şimdi burada göndereceğim deyip de sonra da bakımdan sonra burası teke düşer de niye göndermedin derseniz, şimdi bana yalancı demeyin. Ben her şeyi orada anlattım. Gidin orada bakın ne dediğimi. Videoyu baştan sona kadar izleyin arkadaşlar. 172. video olması gerek. Baştan sona kadar izleyin. İsim değiştirme yollayacağım. Tabi burası 1'e düşmezse book gibi diye bir şey düşünüyorum ben. Ama öyle de olamaz. GP'ye de bastım diye de düşünüyorum. Nasıl oldu hala anlayamadım. Ben GP'ye bastım büyük bir ihtimal. Bende bundan vardı biliyorsunuz arkadaşlar. 90 taneden olan yoksa dün ben arkadaşlar uykulu uykulu açtım bundan. Olan yoksa 90 taneden 100 milyon gelişim kuponu mu çıktı ki de bastım yanlışlıkla. Sonra ben bilgisayarı kapattım arkadaşlar GP'leri kullandıktan sonra. Herhalde öyle oldu. Büyük bir ihtimal böyle olmuştur. Yani ben olan çıktım mı da hakikaten ben hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Sadece hatırladığım şunu açtım. Gece de oyundan çıktım yattım. Sabah bir girdim baktım 2 yıldız olmuş. Neyse. Siz bundan önceki hediye dağıtım videosu arkadaşlar bölüm 180 182 180. Evet 182. bölümü baştan sona kadar dinleyin. İsim değiştirmeye kazanmak için her şeyi detaylı bir anlam şeyinde verdim. Bir dahaki yama yani orada bir izleyin. Neyse ne dediğim ben şimdi burada açıkça söylemeyeyim. Sürpriz olsun izleyin. İsim değiştirme diye çok istiyordunuz. Alın size isim değiştirme şansı işte. İzleyin orayı. Eğer kalırsa çok güzel olacak. Ha bu arada arkadaşlar kutu dağıtımı demiş biraz daha konuşalım şöyle. Şimdi ben oyun içi ihtiyaçlarınızı şey dağıtıyorum arkadaşlar mesela oyun içinde kullanılan ne kullanılıyor bu kullanılıyor bu kullanılıyor bu şeyinde mesela bu işe yarıyor bunlar işe yarıyor ama bazıları beğenmiyor bunları kutu yolla diyor tamam bu kutuya geçeceğiz ama yoruma sakın yazmayın kutu gönder diye bakın bak bunu yazarsanız ertelerim abi bana kutu gönder abi bana kutu gönder. Bunu yazıp duruyorsunuz. Böyle yazdığınız sürece kutu mutu alamazsınız. Bir önceki videoda da dedim bunu. Orayı da izleyin. Her şey ayrıntısını verdim. Kutu dağıtımı da gelecek arkadaşlar. Nakiti kınadığımdan falan değil. 3750'li fiyatlı şey gönderiyorum. Hatta onu geçin. Yani 6 tane bir gönderdim bir ara hatta 100 kaç şerefineydi? 150 abonenin şerefine bir gönderim olmuştu. Şimdi burada biri nakit kınıyor demiş. Spama girmiş o da küfür yazarak. Nakiti kınama diye. Benim nakiti falan kınadığım yok arkadaşlar. 3750 nakitlik şeyi gönderiyorsam 1000 nakitlik şeyi de hediye yollayabilirim ben. Yani bununla ilgili bir sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Bunu yollayacağım. Ama işte sizin bu bazı içinizde dengesizler var. Yani çarını açıp konuşan var. Kim olduğunu biliyor onlar. Bana kutu kutu gönder diye. Ve ben de arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Kutu gönderimi ne zaman olacak biliyor musunuz? Şimdi onu nasıl desem? Nasıl desem arkadaşlar bir saniye. Çünkü o hem tiyatro hem o işi biraz karıştırıyor. Bu anlamda. Ne zaman olsun ne zaman olsun biz Kasım'dayız değil mi arkadaşlar Kasım'da mıyız la biz Kasım'dayız değil mi evet Kasım'dayız arkadaşlar Aralık'ta başlıyor bu iş tamam mı öbürleri devam edecek Aralık'ta kutu dağıtımı da başlayacak
Ve şunu söyleyeyim, yoruma ben dağıtacağım anda, hatta şimdi bile bu videodan sonra açılış videolarına bile kutu gönder diyen olursa, o zamandan sonra ona kutu göndermeyeceğim. Zaten büyük bir ihtimal kendisi çıkar, sıralara girersin, kutu almaya girersin. Arkadaşlar mesela farz edin, kutu istiyor, bunu istiyor. Yani pardon, bu çıktı, bunu alacak. Yazmış ki bana kutu gönder. Bunu alamayacak. Hani geçen bir videoda yapmıştık ya, isim değiştirme. Adam isim değiştirme istemiş, kendisi çıktı. İsim değiştirme istediği için alamadı. Sırf ikinci sıradakine döktüm. Bunu hatırlıyorsunuz. Aynı bu da öyle olacak yani. Alamayacak. Ona göndereceğim şey, ne gönderirim biliyor musunuz ona? Aslında hiçbir şey göndermeyi de düşünmüyorum biliyor musunuz? Dalga geçiyor ya benimle o anlamda. Evet, en iyisi böyle arkadaşlar. Yazmayan alır, yazan alamaz. Evet, bu kuralı böyle koydum. Ayın sonundan itibaren başlıyoruz buna inşallah. Nasip olursa. Umarım anlamışsınızdır dediklerimi. O şey yazan da nakit engeli, nakiti kınıyorsun diyen de buradan bir bu videoyu izler inşallah, görür nakiti kınıyoruz mu kınamıyoruz mu. Nakiti kınarsak bir kere günde bu kadar harcamam. Onu diyen kişi buraya da iyi baksın. Burada kaç yazıyor bak. Okuyorsun değil mi? İnşallah okuyorsundur. Burayı da bu videoyu da izliyorsundur. Büyük bir ihtimal izliyordur. Sen çünkü her videoda bir küfür yazıyorsun. Burada adam gibi özür dile. Ya da özür mü özür dileme, konuşma, hiçbir şey yapma. İzliyorsan buna küfür yazma. Bak, spama bir kere daha küfür gelirse, seni bana küfür eden biri vardı, engelledim bir hafta önce mi 2 hafta önce mi, aynısını senin kanalına da yaparım. Sakın bir daha bu videonun yorumuna spam olarak küfür yazma. Nakiti engellemedi yani, nakiti şey yapmadığımı buradan görebilirsin. Bak, kaç bir günde kaç nakit harcamışım. Ne izlemişsindir sen bunu büyük bir ihtimalle, neyse. İnşallah yazmazsın küfürü. Neyse, biz şimdi arkadaşlar bunları söylediğimize göre geçelim nakit VIP bileti harcamaya. Günlük büyükten de başlayalım arkadaşlar. Aslında azdan çoğa doğru gidelim. Ya, evet, aynen öyle olsun. 3 aylıktan girelim. 3 aylıkta ne varmış arkadaşlar? Şuradan başlayalım. Bu ne la böyle? Abi bunlar hiç, tek işime yarayan şey arkadaşlar şu üstteki silah olacak. İnanın başkası hiçbir işime yaramayacak. Nala. Burada sadece dövme olarak hoşuma giden şey şu, biraz garip gözüküyor. Şunu alak arkadaşlar. Aldık. Buraya girelim. Set mi bunlar? Ha bak, burada işime yarayan 1 2. Aslında şu da yarıyor da, şey hangisi güçlüydü la şeyden? Kızılderili baltası mı güçlüydü yoksa şey güçlüydü? Evet, şu güçlüydü. Şunu alalım arkadaşlar buradan. Bunu neden alıyorum? Şundan da var da envanterde. Şu baltanın gücü fazla arkadaşlar. O yüzden bunu aldık. Ondan zaten dolu. 4000 günlük şunun var zaten. Evet, buraya geldik. Şimdi buradan ne alalım arkadaşlar? Gerçekten değişik bir şey. Şimdi bir kere şunu almam. Kesinlikle almam. Çünkü 1 artı 3 veriyor markette. Zaten işime de yaramaz. Bunu almam. Bunu da almam. Şunun süresi zaten uzun. Bu da işe yaramayacak. Şunu açtım daha önceden. Hiçbir halta yaramıyor. 5 tane için buna da değmez bu kadar nakit. Bunlardan var. Ya karakter alacağız ya da bunu alacağız. Zaten ben karakter olarak arkadaşlar en sağlam karakter ateş barut olduğu için onları kullanıyorum. Buradan alacağım şey de bu. Sniper alacağım. Diriliş karakterlerinde saldırısı biraz şey de, ben bütün genel anlamında söylüyorum. En güçlü karakter şu ana kadar bana göre, yeni çıkan ateş barut katmazsak savunmalarıyla beraber şey iyi arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya geldik. Buradan ne alak? Ne alacağız? Şuradan aşağısını kesinlikle almam. Bunlardan da zaten günü uzun bayağı bir. Buradan da bunu alak arkadaşlar. Pençenin süresi az zaten, uzatalım. Şimdi 6 aylıkta bir şey var mı? Yoktu. Tamam. 3 aylığı aldık.
Arkadaşlar şu yıllık da ne kadar daha harcamamız lazım? Şunun yarısı kadar daha harcarsak şura ne yapmışlar la buraya? Ha pardon, bu birden şaşırdım, bir dakika arkadaşlar. Bunu alacağız. Şu dövme acaba altınla gücü aynı mıdır ki acaba arkadaşlar hiç? Durun bakalım. Yıl sonuna zaten 1,5 ay kaldı. Bakalım alabilir miyiz? Alırsak ne mutlu bize. Aylığa geldik. Arkadaşlar şunlar daha önceden aldığım için şey olmuyor. Aslında biraz harcama yapsak yukarı doğru çıkar da. Şimdi bir dahaki sefere hediye dağıtımda olur zaten bu. Onu da kendim alırım. Şimdi arkadaşlar buradan ne alırız? Buradan alacağım şey tabii ki bununla bu. Bu ne la böyle Allah'ım? Arkadaşlar bu nedir böyle? Dalga geçer gibi. Allah'ım. Şunu alalım arkadaşlar neyse. Bir de şu alt tarafı alalım. Şunu alalım. Tamam, buradan da bunu. Geç bu şeyden de bunu almıştım. Yanlışlıkla şundan iki kere almışım arkadaşlar. Şunu alacağım yere. Şu boşta kaldı. Buradan da bunları almıştım. Buradan da ateşinkini almıştım. Burası neymiş? Burayı bilmiyorum. Burada da evet. Şimdi buradan da böyle bir şey çıktı. Acaba buradan ne alsak? Arkadaşlar alacağım şey mutlaka bulunmayacak bir şey olması gerek. Yani kutudan bile zor çıkan bir şeyi almaya çalışacağım. Şimdi şu çıkıyor. Bu da kolay çıkıyor. Bunları da çıkartıyorum kolayca. Bunların zaten şeyi var. Bunlar da boşver. Bunu da boşver. Şunu alırım istesem. Bakın şu olabilir diyeceğim ama kurt korumasının birincisi var. Zaten kullanmıyorum. Hiç ihtiyaç da yok. Şunu zaten salla gitsin. Bunu da boş ver. Dövmelerin kralı varken bu bir anlamı kalmadı. Ve buradan da bunu alacağım arkadaşlar. Bunun süresini uzatalım. Bu çünkü çıktı mı en fazla 10 günlük çıkıyor. 30 günlük alalım. Şimdi haftalığa girelim. Şuradan başlayalım. Abi bu ne ya? Şaka mısın anasını satayım? Bu nedir böyle? Arkadaşlar buradan rastgele salla gitsin, alalım bir şeyler alalım. Şunu alayım. Hızlı hızlı alak, bunlar işime yaramayacak zaten. Dönüştürürüm büyük bir ihtimal. Şunu alak şuradan da. Buradan da bunu alak. Karakterlere bak ya, şaka gibi. Şaka gibi ama gerçek işte. Hiçbiri işime yaramaz. Buradan. Evet, güzel bir şey çıktı. 6 tane yerimiz varmış. Arkadaşlar bu dönmeler çok güçlü. Ben bunu daha önce denemiştim. Hepsinden birer tane alak bakalım. Yani 6 tane mi var o zaman? Neyse şöyle alak. Zaten kullanmayacağım. Bunları da dönüştürürüm. Ben şey için alıyorum. Dalgasını alıyorum yani o anlamda anlayın. Çeviririm. Çeviriliyorsa. Buraya geçelim. Şimdi bak arkadaşlar burada doğrusunu söylemek gerekirse bunların arasında en iyi cowboy geliyor benim aklıma. Ben cowboy diyebiliyordum da ama o da işe yaramıyor. Şöyle şunu da alalım, bir kere daha alalım, bir tane de şundan alalım. Hepsinden ikişer tane alıyorum arkadaşlar, zaten 6 tane olduğu için. Şimdi gelelim şuraya. Ne varmış burada? Evet, şimdi buraya geldik. Buradan bana ne lazım? Bu değil, bunlar da değil. Şu olamaz. Arkadaşlar alacağım ya şu. Ama bu olmaz. Bu prosu değil. Bende pro var. Bu bir işe yaramaz. Şunun zaten günü bayağı bir uzun. Ya bu ya bu ya bu. Şunun hasarı yüksekti galiba. Yalnız bunda bir de zor çıkan şeyler var arkadaşlar. Bu silah şeyden çıkıyor da. Bunu da şampiyondan çıkartıyorum. Bu fazla kolay gelmiyor. Ben bunu alacağım buradan. Ana silah olduğu için bu işe yarıyor. Hatta burada 3 tane varmış arkadaşlar. O zaman hadi hepsinden birer tane alak. Hepsinden alak birer tane değil mi? Şunu biraz sonra kutuda da bakarız. Şimdi buraya gelelim. Buradan ne alacağım diye sorarsanız arkadaşlar. Tabii ki ne alınır buradan? Bu alınır. Başka bir şey alınmaz. Yani girip de mızrak almam. 3000 günlük mızrak var zaten. Bunu alıp onun üstüne eklemeye gerek yok. Buraya zor zor şey yani. Aslında şu silah da olabilir de bunu şey de vardı galiba, ben hatırlıyorum. Günlükte var mıydı ya? Ben öyle gördüm arkadaşlar. Evet, şimdi geldik en çok bölüme. En az hangisi burası? Ha buradaydı bakın. Şimdi ben buradan ne alacağım arkadaşlar biliyor musunuz?
Bunu almayı düşünüyorum. Bu çünkü gerçekten zor çıkıyor. Silahın doldurum yavaş ama gene de alalım. Aslında gizemli kutu almayı düşünüyordum da gizemli kutuya gerek kalmadı arkadaşlar. Çünkü bayağı bir şey çıkardım. 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi bir tane daha alalım, 10. Şu bire de arkadaşlar şunu mu alsam ki, bunu alacağım arkadaşlar, o bir taneye de. Tamam, şimdi şuraya geçelim. Şimdi buradan ne alacağım acaba, onu düşünüyorum. Hiçbiri şu tek işime yarayan şu olacak arkadaşlar. O yüzden buradan bunu alacağım tek. 12'sini de bunu alıyoruz. En azından 4000 KP çıkıyor her birinde. Sonlarda da ateş barut şey var. Alalım bunu. Üsttekini de alabilirdim de arkadaşlar çift veriyor ya, o yüzden bilerek o silahı aldım. O bir de zor çıkıyor. O yüzden onu aldım. Vay anasını satayım ya. Ulan ne kadar harcamışız. Lan biraz daha büyük. Neyse. Şimdi geldik buraya. Buradan ne alırız? Abi adam gibi şeyler koyun şuraya ya. Buradan da bunu alacağız mecbur. Bundan başkası işe yaramaz burada çünkü hiçbiri işime yaramaz. Tek bu gizemli kutu 3 işime yarar burada. Aslında altta da var arkadaşlar. Şimdi bir kere de altta inşallah değişik gizemli kutudan işe yarayan bir şey vardır da değişik bir şey alırım. Çünkü gizemli kutu açmaktan sıkıldım. Zırt pırt 3000 kurt parası veriyor, yer kaplıyor boştan yere. Envanteri al kullan, bir de ayrı zana osu var. Şu son bir taneyi de al aşağıdan. Tamam. Şimdi buraya geçelim. Evet arkadaşlar bakın burada. Buradan ne alak? Buradan bu sefer bunu almayacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. Süresi var silahın. Hem uzatmak amacıyla silahın süresini, hem de yer kaplamasın diye şey, şu gizemli kutu. O yüzden gizemli kutuyu almıyorum. Burada zaten işe yarayan tek şey bir, benim için işe yarayan tek şey, başkası için bilmem, 1 2 3. Şu pompalı güzel ama o fırtına yeni çıkan gelen pompalı var ya arkadaşlar, o daha güçlü diye bunu kullanmaya gerek yok. Hatta uzasın bile efsanesi var şu an, ben ona bile şeyden bile gerek yok. O pompalıya girmiyor daha doğrusu da, ama şey açıklamada yakından şey yapan bir pompaldır yazıyor da, her ne hassa işte sallayın işte. Şunu alın, şunu da alak, bir kere daha alalım. Arkadaşlar çok şeyin devri bitmiş gerçekten. Şu bombalar şeyler çıkmadan önce şu bombalar kullanılıyordu, şimdi onların da devri bitti, blackler kullanılıyor. Evet şimdi geldik buraya. Buradan ne alırız arkadaşlar? Şu karakterleri bir kere kesinlikle almam. Şu kız çok tatlı ama, biliyor musunuz, küpeleri falan. Şu sniper zaten bir alt etmez. Arkadaşlar buradan alacağım şey de bu. Envanterde bundan var. Süresi uzasın. Bu arada arkadaşlar G paketinde şey var, bitmeden alın. Nakit olanlar alabilir. Kaolin kutusu. O benim az önce envanterde gösterdiğim her şeyi ben G paketinden aldım arkadaşlar. Bu kadar nakiti de oraya harcadım. Bu arada kaç nakitimiz bayağı bir düşmüş arkadaşlar, bakalım. İşte arkadaşlar bu zamanlarda nakit lazım oluyor. Ben o yüzden yükleme yapmam lazım. Ama şimdi bayağı bir şey aldım yani, gerek yok, yüklemeye gerek yok. Bir daha çıkarsa zaten almam. Çünkü 950 tane aldım tam. Şurada arkadaşlar. Oğlum biz buraya nasıl girdik lan? Her şey ben parça girmiştim. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Aha bunlar arkadaşlar bakın. Ben buradan aldım 1250 nakite bunlardan. Şunu almadım. Şu pek bir işe yaramaz arkadaşlar. 3000 nakit, bir de pahalı. Bunu yukarıda da var bakın. Gördüğünüz gibi 1250 bundan, 1250 ondan alabilirsiniz.
Arkadaşlar bunları hızlı bir şekilde almaya çalışın. Çünkü fiyat değişti diyor. Yani biri önceden alıyor. Ben 3 kere 4 kere yeniden girdim almak için ve aldım. Burası var ya arkadaşlar 9000 bilmem kaçtı. 4156'ymış. Bakın şimdi burası 4156. Şöyle bir inelim. 4000'i bırakın da 156 diyelim oraya. Bakın şimdi bu da 0.38. Şimdi arkadaşlar çıkacağım. 5'e kadar sayacağım, gireceğim. Bakalım kaça düşmüş olacak. 1 2 3 4 5. Bakalım ne kadar harcamış. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın almaya çalışıyor millet şu an. Acayip derece birbirlerine saldırıyorlar. O derece hızlı gidiyor yani. Yani bir anda nasıl düştü gördünüz mü 34'e? Şimdi biz kapalıyken alıyorlar. Normalde ben alsam fiyat değişti yazar. Şunu da alan alıyor. Nasıl alıyorsa ben anlamıyorum. Bir daha gireceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım bu sefer kaça düştü. Ha, bu sefer bir tane almışlar. Bu da, arkadaşlar en çok giden bu gidiyor ya. Çünkü bunda daha iyi şeyler çıkıyor arkadaşlar. Nadir kasası çıkıyor farkındaysanız. O yüzden bu çok gidiyor. Hatta bu videonun şerefini biraz da ben mi alsam ki? Alayım mı arkadaşlar? Biraz daha nakit harcayalım mı? Hem VIP bileti alma hem de nakit harcama olsun hadi. Bakın şimdi arkadaşlar. Alacağım almayacak. İyi izleyin. Bir dakika. Alırsam da 400 tane varsa 10 tane alırım. Bir saniye arkadaşlar. Beş 5 tane ya da 10 tane almayı planlıyorum. Bakın şimdi alacağım. Fiyat değişti diyebilecek. Bakın der bunu. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat değişti. Çünkü bunu niye diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benden önce birisi saldırdı. Aldı yani o anlamda. Bu arada bende 400 tane mi vardı bundan? Kutular bölümüne bakalım. 400 tane. Şunlardan neyse buna gerek yok. Şundan 450 ya da 500 yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aslında almaya gerek yok da işte. Bir sürü var ya gerek yok da. Oha la oğlum şuna bak la. 4142'ye düşmüş arkadaşlar. O derece hızlı gidiyor yani. Ben bir 10 tane daha alacağım arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saldırıyorlar. Hemen alacağım bu sefer. Ah gene kaçırdık. Hemen. Ha bu sefer yakaladım. Ha bu sefer aldım arkadaşlar. Bakın şimdi de başkası giremeyecek. 3 etti. 4 etti. 5 etti. Yeter değil mi arkadaşlar? Yeter. Şu an ben buradayım. Pardon arkadaşlar karıştırdım. Şu an ben yeter benim için bu kadar yeter. Bu arada şu şeylere bakalım geldi mi gelmedi mi diye. Evet gelmiş. Dövme bölümünden arkadaşlar evet şu efsane dövmesi demiştik. Bununla ilgili bir video gelecek arkadaşlar. Gerçekten patır patır oluyor. İşgal ya da yıkım videosu çekmeyi düşünüyorum. Bayağı bir uzun olur. İzler misiniz bilmem. Ay bu da kalmamış. 303'e düşmüş. Ha arkadaşlar bu arada bir dakika. Şimdi buraya gelmişken şey yapmadık. 267 gittim. Arkadaşlar bu çanta güzel gerçekten ya. İşgalde ve yıkımda mükemmel ya. İyi şey yapıyor yani. Hızlı. O yüzden sırf zaten ben işgal yıkım atıyorum. Arkadaşlar karakterler de şöyle ben kırmızı da arkadaşlar genellikle ya bunu kullanırım ya bunu. Arkadaşlar bununla bu aynı zaten biliyorsunuz. Ben onu mecazi anlamda söyledim biliyorsunuzdur tabi. Arada bir bunu arada bir bunu kullanıyorum. Şunları kullanmıyorum arkadaşlar. Aslında atmayı bile düşünüyorum da bazen yeri geliyor arkadaşlar lazım oluyor. O yüzden tutuyorum envanterde. Mavide bu kadar karakter var arkadaşlar. Bunların da yarısını atmayı düşünüyorum ama bak dediğim gibi yeri geliyor lazım oluyor o yüzden atmıyorum. Şu 3 top atıyor mesela bak arkadaşlar bunu bazen bir yerde uçurmak için adamları toplamak işe yarıyor o yüzden atmıyorum. Şunun arkasına altınlı bir şey taktı mı güzel gözüküyor. Altınlı bir şey taktı mı derken yani dövme arkadaşlar bu yanlış anlamayın taktı mı derken. Bunların hızı var arkadaşlar bunun bunlar salla gitsin arkadaşlar bir işimize bakalım. Burada da bununla bunu kullanıyorum. Hatta baratı çok kullandık. Şimdi bunu takalım. Heh, tamam.
ekipmanlık bir şey yok zaten. Bir dakika, altta benim ne var arkadaşlar? Ha şey, topaç karakteri vardı. Şimdi özel kutular, tamam. Bu ne la, bu ne yapıyor bunların kutuları? Aha arkadaşlar işte bak, kupon buradaymış. Bunları basmıştım ben dün akşam. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şunları bir envantere atalım. Ya bunlar uğraştıracak. Bunları ben sonra ederim. Önemli olan şeyler alak. Şundan da iki tane atak envantere. Bu arada bunlar dönüştürülüyormuş. Hiç bozmadan ben envantere bile atmayayım. İşe yaramayan şeyleri dönüştürüyorum. Gizemli oturar da dönüştürüyormuş. Dönüştürsem ki acaba ya. Kaç tane var? 20, 40, 60, 80, 100, 120. Yo yo, bunlar dursun. Envantere atayım ki. Atmayayım dur. Şunu alalım. Bunları da alalım. Bakalım 30 tane 1100 bilmem kaç yazıyordu da orada 1374 oldu, 1404, 1468 olması gerek, 4 olmuş evet. Şu GP kuponlarını kullanalım arkadaşlar, bir saniye dursun. 75 hasar var bu silahın şu an. 76 bir yüksek, bu şu bir düşük, 69'da bu. Şimdi arkadaşlar şaka gibi, şu dövmenin gücüne bakın ya. 5-5-5 hepsi 5 ol. Böyle bir dövme olur mu ya? Allah kahretsin, yanlış yaptık arkadaşlar, pardon. Bir dakika arkadaşlar, onu dönüştürerek tabaşa döndüm, yanlış yaptım. Allah'ım ya. Yani arkadaşlar şaka gibi, bir dövmede 5-5-5 nedir ya? Bunda ne var? Bu da 4-6-6 diye gidiyor. Böyle bir dövme olabilir mi ya? Kuru kafanaymış. Bunun da arkadaşlar gelişim puanı ödüyor. Bu da 4-4. Bu zaten güçlü. Bu hepsinden güçlü şey. Şu an aralarında burada. Bunlar şey, bunlar boş herhalde. Şimdi şöyle geriye gidelim. Başka ne almıştık biz? Ha şey de var, bir dakika. Şunlar da var. Bu arkadaşlar iğrenç yani. Hiç güçlü mücü, gücü mücü yok bu dövmelerin. 4-4-4 şaka dalga geçer gibi. Bu neymiş? Dayanıklılık dövmesi de 4-4 nedir kardeşim, dalga mı geçiyorsunuz? Dayanıklılık dövmesinde hadi bir 10-12 ver, 4 nedir anasını satayım, bu mu dayanıklılık? Dur aman aman, bak arkadaşlar gene dönüştürüyordum yanlışlıkla. Ha şimdi şunu alalım, 305 günlükten biraz yukarı çıksın. Şu karakter ekipmanlarını alalım arkadaşlar. Şunu da alalım, bunun süresi azdı zaten. Şeyden fazla çıkartamadım. Çöp olan şeyleri size göstereceğim birazdan arkadaşlar. Bir saniye. Şuradanları bir işe yarayanlar alalım. Şunu da alalım. Şu alalım. Şunu da alalım. Bunu. Buradan ne var? Şu. Bu arada şu sniper'ın değişiyorsa bu iyi değilmiş. Öbürü daha yüksek. Buradan başka hiçbir şey almayacağız. Bu kadar da arkadaşlar. Yani bu taraf zaten benim önceden açtığım şeyler. Böyle gidiyor. Neyse burayı boş verin. Fazla ileri gitmeyelim. Tehlikeli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nakit VIP'te şurası, burası. Yani 9 sayfa mı oluyor? 3 sayfa etti. Şöyle 4 5 6 6,5 sayfası işime yaramayacak arkadaşlar. Gerisi işime yarayacak. Evet, gerisi işime yarar. Öbür tarafı işime yaramaz. Gördüğünüz gibi harcadık arkadaşlar. Çıkarabildiğimizi çıkardım. Şunları alayım şöyle ben. Şunları da atalım hazır şeydeyken. Arkadaşlar unutmayın, isim değiştirme göndereceğim. Göndereceğim ama şimdi gelelim amasına. 182. videoyu iyi izliyorsunuz, tamam mı?
izleyin baştan sona kadar çünkü nerede dediğimi bilmiyorsunuz. Ben bazı yerlerde sayıklıyordum çünkü şu an arkadaşlar bu üçüncü çektiğim video. En başta dağıtımında, hediye dağıtımı videosunda konuştum. Çünkü ilk videoyu çektiğimde bu iki yıldızı orada başladım. Baştan sona kadar saçmalayarak gittim. Yani o yüzden izleyin. İsim değiştirmeyi, neden göndereceğimi. 182. videoyu izleyin. 3'ü de izleyebilirsiniz. 3'te, 183'te şey var. Açılış var arkadaşlar. Mükemmel 1 milyon altın ve KP çıkardık. İzleyenler bakmıştır belki. Mutlaka baştan sona kadar izleyin arkadaşlar hediye dağıtım videosunu. O birinci videoydu. İkinci video açılış videosu. Açılış videosunun hediyesi Cuma günü akşam nasip olsa dağıtılacak ama Perşembe'ye kadar isimlerinizi yazabilmeye çalışın arkadaşlar. Sonra üçüncü videoda bu arkadaşlar. Nakit bütçeyi harcayacağım diye söylemiştim. Eğer dördüncü video gelirse arkadaşlar o da oyun videosu üzerine gelecek. O dövme ile ilgili ya da oyun temsili bir şey gelir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bu arada şeyi çıkartmıştım. Süresini uzattım. 1023 günlük oldu efsane silah. Şurada 122 günlük yaptım. Şu 14 günlük hayla lan silahı. Bora 178 günlük. Bunlar başka ne çıktıydı arkadaşlar bana. Abi şuraya bakalım. Dur. Ha. Şimdi bu 335 olmuş. 367. 245 günlük. Şu, arkadaşlar şu arkadaydı. Bak gene unuttum ya. Ben bunu almayı unuttum. Arkalara gitmek demiştim de gidelim hadi arkalara gidelim arkadaşlar. Neler çıktığına bakın. İçinizde kalmasın. Bunlar çıktı arkadaşlar. Şöyle bakın işte. Şu bir tane şurada kaldı arkadaşlar. 850 tane olduğu için alamadım. Almıyor envanter. Daha hatta şu an 630'a düşürmüştüm ben. Aça aça şu an bunlar oradan çıktı. Ve hala almıyor. La oğlum ben sana envanter atmadım şimdi. Senin ne işin var la burada? Bir taneyi atlamışız bakalım. Ha burada benim şeyim. Dur lan ne yapıyorsun? Şunu alalım envantere. Bu arada arkadaşlar şu pençe 2 gün sonra kullanılır hale gelecek. Yani alacak envanterden. Bu kaç günlük? Katılım etkinliğinden bunu alabilir miyiz acaba? Sıfır güne düşmeden bunu mutlaka envantere atmam lazım. Bu bir günlük. Bir altı yaramaz zaten 2 gün sonra biter. O zaman bunlara gerek yok. Bir gün hatta şununla dönelim başa. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Biletlerin hepsini harcadık. Değil mi? Harcadık bakalım bir. Dur lan ne oluyor oğlum? 0 0 0 0 tamam arkadaşlar hepsi bitmiş. Rehber derken tamam bu şey. Pardon. Arkadaşlar bu bir çekiliş videosu değildir. Zaten söylemiştim buraya kadar biliyorsanız. Çekiliş videoları sadece kutu açılımı üzerine, sandık açılımı üzerine geliyor. Buraya da isim yazmayın. Bana bunu gönder, bana bunu gönder diye. Ve mutlaka arkadaşlar 182. hediye dağıtım videosunu izliyorsunuz. İsim değiştirme ile ilgili isim değiştirme dağıtılacak. Onun da tarihini de verdim. Ona göre şey yapın. Bana göndermiyor, göndermiyor demeyin. Hiç alamazsınız bakın. Yaptığım her şeyi kaydediyorum arkadaşlar. Burada defterim var. Şimdi dersiniz ki sen deftere nasıl kaydediyorsun? Arkadaşlar defterin sesini de şöyle bir yapayım isterseniz bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu deftere kime ne yolladığımı ve yoruma kimin ne yazdığını, kimin ne saçmaladığını hepsini yazıyorum. Bunu yazmamın sebebi de bazıları küfür falan ediyor biliyorsunuz. Bakın bir hafta önce birini tamamıyla engelledim. Bir de Mahmut diye biri vardı. Onu da engelledim yazdığı şeyleri. Şimdi öbürü de demiş ki kutu gönder. Adını söylemiyorum burada şimdi onu. Şimdi belki şey yapar. Neyse adını söylemeyeyim boş verin burayı geçin şimdi. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Bu arkadaşa yani kutu istediği için buraya yazdığım isim bu kutuyu alamayacak. Bu kadar basit yani. Yazmayan alır, yazan alamaz. Olay bu arkadaşlar. Ben yorumlara bazen bakıyorum. Hepsine bakamıyorum. Bakın şimdi açıkça söylemek gerekirse bütün yorumlara bakamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şey olarak geliyor. Mesaj olarak bazen geliyor. Bazen site benim her zaman açık şeyim. Hesabım açık sitede.
yüklü olduğu zaman şey yapıyorum. Yani mobil de açık sürekli. Oradan bir mesaj geliyor. Bana kutu gönder abi. Bunu yazmış. Hemen şey yapıyorum arkadaşlar. Onu kayda da basıyorum. Eve gelince oradan giriyorum. Bakıyorum. İsmi bu. Fazlet Mehmet. Mehmet kutu istiyorum yazmış. Ona kutu yok. Olay bu arkadaşlar. Ve bundan sonra da böyle olacak arkadaşlar. İster yazın ister yazmayın. O sizin elinizde. Yazmayan alacak, yazan alamayacak, o kadar. Aynı bir isim değiştirme attığımızda gibi bir arkadaş çıktı. O da yoruma demiş ki bana isim değiştirme gönder. O gitti. İkinci sıradakine gönderdim. O yazmamış bak. O aldıydı. Eğer o da yazsaydı üçüncü sıradaki alacaktı. Ama işte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Facebook üzerinden arkadaşlar gruplara, Wolfteam gruplarına abone çekmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.